Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Alınan sonuçları ve haftanın programını ekranlarınıza getirelim. Yukatel Denizli Spor 2, Galatasaray 0. Şu sıralarda devam eden Gençler Birliği Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında 0-0 eşitlik bulunuyor. Bugün saat 21.45'te İstiklal Mobilya Kayseri Spor, Alanya Sporu, Demir Grup Sivas Spor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yarın 19.15'te Konya Spor, MKY Ankara Gücü, Göztepe, Antalya Spor'la mücadele edecek. 21.45'te Yeni Malatya Spor, Medipol Başakşehir'i, Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk edecek. Pazartesi günü saat 20'de Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep'i ağırlayacak. Bursaspor'un mücadele ettiği TFF 1. Lig'de de yeni sezon heyecanı yaşanıyor. İlk haftada alınan sonuçları, anlık skorları ve programı ekranlara getirelim. Giresunspor 0, Menemenspor 2. Şu sıralarda devam eden Fatih Karagümrük Bursaspor mücadelesinde ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Bugün saat 21.45'te Adana Demirspor, Balıkesir Sporu, Osmanlı Spor, Bolu Spor'u konuk edecek. Yarın 16.30'da Hatay Spor, Altın Ordu ile kozlarını paylaşacak. 19.15'te Büyükşehir Belediye, Erzurum Spor, İstanbul Spor'u, 21.45'te Altay Ümraniye Spor'u, Akhisar Spor, Adana Spor'u ağırlayacak. Pazartesi günü saat 20'de Eskişehir Spor, Keçiören Gücü'nü konuk edecek. Bursaspor yeni sezona Fatih Karagümrük deplasmanında start verdi. Şu sıralarda ilk yarısı oynanan mücadele ile ilgili son detayları telefon hattımızda bulunan Olay Gazetesi spor yazarı Beytullah Suat'tan alacağız. Sayın Suat, geride kalan dakikalarda nasıl bir Bursaspor izledik? Maçta son durum nedir? Bize neler söylersin? Evet Melisa, mücadelede 35. dakika Bursaspor'un 1-0'lık mağlubiyeti var. 35 dakikalık görüntüye bakarsak eğer Bursasporlu gençlerin oldukça iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Rakibe önde basan, ayakta durmaya çalışan ve özellikle Latovlevic ile Onur Atasayar'ın kanadından etkili olmaya çalışan bir Bursaspor var. Yaklaşık 2 dakika önce gelişen pozisyonda ise ceza sahası içerisinde Emirhan Aydoğan rakibi tarafından düşürüldü. Bize göre pozisyon penaltıydı ancak hakem bu pozisyonda devam kararı verdi. Bursaspor'un Kubilay ile girdiği, Onur Atasayar ile girdiği pozisyonlar da var. Karagümrük'ün maç içerisinde tek pozisyonu var. O pozisyonda da 13. dakikada Darri karşılaşmanın şu ana kadarki tek golünü attı. Bu mücadele gerçekten Bursaspor'un yaptığı, şu anki gençleriyle yaptığı bu mücadele gerçekten olumlu yönde söyleyebiliriz. Çünkü Karagümrük çok daha tecrübeli bir takım ve transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş bir ekip. Bursaspor transfer yapmamasına rağmen şu anda doğru bir taktikte sahada. Orta alanda Can Atanasov, Ozan ve Emirhan üçlüsünden oluştuğunu belirtelim. Latovlevic şu anda takıma iyi bir abilik yapıyor. Onur Atasayar Latovlevic'in hemen önünde yer alıyor. Burak Kapacak belirli bölümlerde etkili olmaya çalıştı. Bursaspor'un Karagümrük'ün iyi çözdüğünü söyleyebiliriz ancak savunmada, 7 gole bakarsak savunmada çok basit yakalandı. Ve Erkan Zengin'in baş aktörlüğünde Karagümrük golü buldu. Şu ana kadarki mücadelenin iyi olduğunu tekrar söyleyebiliriz. Tabii Bursaspor'un bunu sonuçlandırabilmesi için golü ihtiyacı var. Şehu yedek kulübesinde sürpriz bir şekilde teknik direktör Yalçın Kuşkabak onu niye tercih etmedi? Bu da kafalarda bir soru işareti Melisa. Peki Beytullah Suat, bize aktardığın bilgiler için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, maçla ilgili tüm detayları da gece bültenimizde sizlere aktaracağız. Devam ediyoruz bültenimize. Yukatel Denizli Spor 9 yıl sonra mücadele ettiği lige galibiyetle döndü. Horozlar sezonun ilk maçında Galatasaray'ı Recep Niyaz ve Rodega'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada bir penaltı vuruşundan faydalanamayan ve müsabakayı 10 kişi tamamlayan Galatasaray ise 7 sezon sonra ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Yukatel Denizli Spor, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı 0-0 tamamlanan Yukatel Denizli Spor Galatasaray maçının 29. dakikasında sarı kırmızılı ekip Selçuk İnan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray'da Markao ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu. Yukatel Denizli Spor 75. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Rodega ile bir gol daha bulan Denizli, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. 9-10 sene sonra Süper Lig'e gelmek ve böyle bir başlangıç
bizim adımıza iyi oldu. Çünkü hakikaten daha çok eksiğimiz var. Tamamlamamız gereken oyuncular var. Son dakika lisanslı geldiyiz. Buradan buraya gelemedik. Lisanslar bir iki oyuncumuzu kadroya alamadık. Onun da dışında en az 2-3 arkadaş daha almamız gerekiyor ve çok daha çalışmamız gerekiyor. Bu galibiyet tabii ki bizim camiamız adına, takımımız adına, bizim adımızdan moral oldu ama hakikaten daha çok çalışmamız lazım. Çok oyuna istediğimiz gibi başladık. Birçok gol pozisyona girdik ilk 15-20 dakika. O 15-20 dakika içerisinde oyunu kurtarabilirdik ama olmadı. Penaltıyı saymıyorum. Penaltı da kaçtı ama oyun içerisinde bunlar var. İyi tempoda devam ediyoruz. 15'i kaldıktan sonra tabii ki deplasmanda özellikle işimiz zorlaşıyor. Günün öne çıkan transfer gelişmelerinden hazırladığımız transfer turunu ekranlarınıza getirelim. Galatasaray, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'ye 1+1 yılına kiraladığını açıkladı. Kamuoyu aydınlatma platformunda yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Steven Nzonzi ve kulübü Roma ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır denildi. Roma'ya bu sezon için ücret ödenmeyeceği ve futbolcunun satın alma opsiyonunun ilk sezon 16 milyon avro, ikinci sezonsa 13 milyon avro olduğu belirtildi. Sarı Kırmızılı Kulüp 1+1 yılına kiraladığı Fransız futbolcuya bu sezon 3 milyon 250 bin avro net ücret ödeyecek. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı futbolcu Patrick Tuvimasi'yi 1 yılına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada son olarak İspanya'nın Alves takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 1 yılına kiralandığı belirtildi. Ganalı oyuncu geçen sezon Alves'le La Liga'da 11 maça çıktı ve 159 dakika sahada kaldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunma oyuncusu Gaber Dobrovolcu kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, transfer dönemini hızlı geçiren takımımız, defans hattına bir ismi daha ekledi ifadesi kullanıldı. 26 yaşındaki Sloven stoperin, ikinci başkan Serkan Hurman'ın da hazır bulunduğu törende, kendisini Fatih Karagümrük'e bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da yeni sezon başladı. 2019-2020 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih sahasında Hertha Berlin'le 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi. Sonuçlandı. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası öncesi mücadele ettiği Gloria Kupası'nın 3. ve son maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi. Filenin Sultanları böylelikle turnuvayı 2. sırada tamamladı. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A-Milli Voleybol Takımı Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki 3. mücadelesine Sırbistan karşısında çıktı. Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl 3.sü düzenlenen organizasyonda milli takım 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. 15 Ağustos'ta başlayan turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1, ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yenen milliler organizasyonu 2. tamamladı. İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1, Türkiye'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan, Gloria Kupası'nda birinciliği elde etti. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.